Anibal restorandayız. Yanımda o kadar değerli bir ustam var ki, Saffet Anibal. Saffet ustam. Buyur hanımım. Bize kendinizden bahseder misiniz? Nasıl başladı bu serüven? İşe mi nasıl başladım? Hayatınız nasıl başladı? Buralara kadar nasıl geldiniz? Hayatım çok kötü. Ama izah edeyim. Annem babam 3 aylıkmışım. Ayrıldılar. Beni bıraktılar. Ha, beni teyzeme vermişler. Teyzem besledi. 3-5 yaşına kadar. 3-5 yaşından sonra başladım sokaklarda yalın ayak, başı kabak, yasemin, ful satmaya. Ve Urum tarafına giderdim. Ve barikatı geçtiğinde lokmacı barikatını, Urumlar beni kapışar yapardı. Beni çok severlerdi. Çok iyi bir çocuktum. Giderdim o anı, hepsini alırlardı, verirlerdi parayı bana, döner gelirdim bu tarafa. Ve başladım artık. Orada burada gezmeye, etmeye, eylemeye. Zafer Sineması'nın önünde bir yer vardı. Orada hafiften kebapçılığa başladık. O gün bugün ismimiz Allah'a şükür gökyüzünde. Elimizden herkes tuttu, herkes bizi sevdi. Hiç kimseyle iddialaşmam olmadı. Ve beni TMT'ye aldılar. Bizim grupta bir Yusuf Bey vardı hoca. Kulüp başkanımız vardı Yusuf Bey. Ve Hüda Reis vardı. Allah rahmet eylesin. Fikret Bey vardı. Bunlar beni çok severlerdi. Beraber futbol oynadık, ettik, eğledik kulübün içinde. Bu 52'de oldu. Evet. Bunlar 52'de. Yani 52'den sonra oldu bunlar. Nihayet işte harp başladı. 63'te de başladı harp. 74'te ben vuruldum. Üzerimde 3 tane kurşun vardı. Kurşunun biri daha üzerimdedir. Kolumda, kolum kalkmıyor. O dönemde ne kadar zorluk yaşamışsınız. Efendim? Çok zorluklar yaşayıp çok gelmişsiniz çok buralara. Zorluklar. 1974'te evet. Şu an bulunduğumuz bu yer, yerde başladınız. Evet. Devlet verdi bana burasını. Ben de yaptım. Herkes bana yardım etti. Ve burasını yaptık. Ve benden bir müddet devlet para almadı. Ondan sonra beni belediyeye devrettiler. Devlete, belediyeye başladım bir miktar para vermeye. Her sene idare ettik durumu. Yani, siz şu an burada kebap ve kebap çeşitleri yapıyorsunuz evet, değil mi Saffet evet. abi? Şimdi müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz demeyeceğim. Sizi tanımayan yok. Katiyetle hiç kimseyle bir sorunum olmadı. Dükkanımda da bugüne kadar hiçbir kavga, hiçbir sorunluk kimseyle yaşamadım. Ve herkes beni elimden tutar ve herkes beni sever. Mutfakta sadece siz çalışıyorsunuz ben değil mi? Ben çalışıyorum. Kimseyi kovmuyorum. Kebapları dizerler bana. Şeftalileri sararlar. Saramadığım müddetçe. Vakit bulamam da saramazsam adamlarım sarar. İyi insanlar. Ama birkaç senedir zorlanıyorum. Adamlar değişti. Türkiye'li arkadaşlar geldi. Kıbrıslılar çalışmadı. 4'te 2'si öldü. Beraber çalıştığımız arkadaşların 4'te 2'si öldü. 4'te 2'si vazgeçti. Hayat devam ediyor. Siz yalnız kaldınız. Yalnız kaldım. Elinizde sürdürtmüyorsunuz hiçbir şekilde kimseye. Peki buradan başka bir yere Anibal'ı kurma fikri var mı sizde? Gayetle. Vazgeçeceğim artık. Bir hanım aldım şimdi. O hanım bana yardımcı oluyor. Her şeyi yapıyor. Elinden geliyor. Elinden geldiği kadar bana bakıyor. Ediyor. Her şey tamamdır. İnşallah bundan sonra daha iyi olur. İnşallah Saffet abi. Çok teşekkür ederim. Eklemek istediğin son bir şey var mı? Teşekkür etmek istediğin. Her şey için teşekkür ederim. Ayrıca size ayrıca teşekkür ederim. Yakın ilginizden dolayı.